Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ya ablacığım benim hocam aramıştın da benim Tabii. kulağımda bir uğultu var da geçmedi ve hocama sorayım dedim de gitmediğim doktor kalmadı. Yani bu uğultu çınlama var hiç geçmiyor. Evet. Aa, o kulak Bu çınlamasının kulak çınlaması da önemli bir tabii konulardan bir tabii çok tanesi. ağır şöyle. İç kulağın içerisinde salyangoz var. Yani salyangoza benzediği için salyangoz denir. Salyangozun içinde tüysü hücreler, halının üstündeki iplik gibi düşünelim. Tüysü hücreleri besleyen kılcal damarlar. Kılcal damarların içerisinde plak oluşursa, su borusu gibi diyelim. Kireçli su geçtiği zaman ne yapıyor? Boruyu tıkıyor. Burada damarın içerisinde, kıl gibi ince damarın içerisinde plak oluşursa kan akışında azalma olur. Beslenemeyen tüysü hücreler böyle parmak gibi düşünelim. Böyle büzülürse veya açılırsa, deforme olursa ses dalgasını beyne iletemez veya yanlış iletir. Kişinin sürekli kulağından bir arı vızırtısı veya bir şelale gibi şışırtı veya da balon patlamış gibi bir fıs diye bir fısırtı, her insanda farklı bir hışırtı veya cıvıltı gibi bir sesler gelir. Hayatı kişiye zehir eder. Ben Almanya ile Türkiye arasında belki uçakla 100 defa uçtum. En son uçuşta pilot öyle kötü uçuş iniş yaptı ki iner inmez kulağım çınlamaya başladı. Önemsemedim geçer diye. Aa, bir gün, 2 gün, 4. gün o aman Allah'ım dedim tehlikeli. Ne yaptım? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bizim özel bir formülümüz. İksirden günde 5 defa korkumdan yarım çaybardak içtim. 3 defa içeceğime 5 defa içtim. 3 gün sonra hiçbir şey kalmadı. Ne oldu? Damarlar açtı. Akut olduğu için 4 günde geçti. Kronikse zaman alır. Mesela diyelim ki 4-5 yılsa 4-5 ay sürebilir tedavisi. Yavaş yavaş iyileşir. İyileşme süreci zaman alır. Ama akutsa böyle 3-4 günde hemen yeni yakalanmışsa kişi hemen müdahale edilirse çok kolay geçer. Yoksa kronikleşirse zaman alır.